Şimdi bir canlı bağlantıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastanesine taşınacağı iddiasına karşı hastane çalışanları bir eylem başlattı. Sözcü Televizyonu muhabirimiz Kardelen Kocatürk'te o noktada Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin yanında talepleri ne Kardelen personelin ne istiyorlar, neden bu duruma gelindi senden dinleyelim. Çağla attı. Ben şu anda Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeyim. Burada Sağlık Sosyal Emekçileri Sendikası'nın bir eylemi var. Gerekçe olarak da geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş'ta iki büyük depremin yaşanmasının ardından İstanbul'daki binalar çok konuşulmuştu. Özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kamuoyuna yansıyan görüntüler korkuttu. Bunun üzerine ilk adımda hastanenin tahliyesine yönelik oldu. Ancak hastanenin tahliyesine yönelik adım oradaki hastanede çalışanların, doktorların, hemşirelerin ve oradaki tüm sağlık çalışanların başka hastanelere sevkiyle mümkün oldu. En çok da bulunduğumuz bu noktadaki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Ancak burası zaten çok büyük bir hastane ve fazla sağlık çalışanı var. Oradaki ekibin bu noktaya gelmesiyle beraber burada da bir kriz oluştu ve buradaki sağlık çalışanları ise şöyle bir talepleri var. Bizim bu konudan haberimiz yok, bir bilgimiz yok ve ve şu anda da evet aslında basın mensuplarına yönelik bir çağrı da var. Birazdan basın açıklaması olacak. Biz aslında mikrofonlarımızı o tarafa doğru not alalım ve geriye kalan notlarımızı Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası'ndan dinleyelim. Çok büyük bir kalabalığın olduğuna da dikkat çekmek istiyorum. Bu kadar kalabalık olmamızın nedeni Sağlık Bakanı'nın ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü'nün iki gün önce basına verdiği demeçtir. Bilindiği gibi ülkemiz ciddi bir deprem felaketi yaşamıştır. Cerrahpaşa yaklaşık 10 yıldır depremden nedeniyle çatlak duvarlarıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Cerrahpaşa'nın deprem gündemi yeni değildir. Cerrahpaşa zaten çatlak duvarlarıyla 10 yıldır hizmet vermektedir. Bu bugünün gündemi değil, 10 yıl öncesinin gündemidir. Bugün yapılan açıklamayla Cerrahpaşa'nın çeşitli çevre hastanelerine, Taksim ve Samatya Hastanesi'ne taşınacağı belirtilmiştir. Bu kararlar iki kişi tarafından alınmıştır. Var olan taşınacakları söylenilen hastanelerin fiziki koşulları değerlendirilmemiştir. Biz Cerrahpaşa'nın çatlak binalarda hizmet vermesinden yana değiliz. Tabii ki gelsinler. Tabii ki sağlam binalarda hizmet versinler. Ama bu şu demek değildir. Onlar buraya gelecek, biz başka bir yere gideceğiz demek değildir. Buranın 1000 küsur kişilik çalışanı vardır. Burada çalışan insanların evleri buradadır. Çocuklarının okulları buradadır. Bu insanlar burada kadrolu çalışmaktadırlar. Bizler buradayız. Hiçbir yere gitmek istemiyoruz. Geleni de niye geldiniz demeyiz. Buradaki çalışanların mağdur olmamasını istiyoruz. Bugün burada bütün sendika örgütleri, sivil toplum örgütleri bu yüzden buradayız. Aramızda Sağlık Emekçileri Sendikası, İstanbul Tabip Odası'ndan Esin Tuncay, Beyoğlu CHP İlçe Başkanlığı, D Sağlık İş, Hak İş, Sağlık Sen, Ses, Anadolu Sağlık Sen, hep beraber eylem yapmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Biz bir yere gitmek istemiyoruz. Hastanemizi kimseye vermeyiz. Hastanemizdeki çalışanları burada istiyoruz. Hastanemizin evet, Çağla attı. Şu anda basın açıklaması başlamak üzere. Taleplerini de duydunuz. Bir yere gitmek istemiyoruz diyorlar. Ve bu sorumluluk bize ait değildir diye de ekliyorlar. Ve buradan son sözü yeniden size bırakalım. Kardelen Kocatürk'e teşekkür ediyoruz. Kardelen hastane çalışanlarının sesine ses oldu ve ulaştırdı bizleri. Şimdi sözü Kardelen'den aldıktan sonra Ankara'ya dönelim.